Uzun zamandır yorumlarımızda şunu belirtiyoruz. Altın her zaman için güvenli liman. Ne yaparsak yapalım, biz neyle, yani hangi şekilde pozisyon alırsak alalım, altın pozisyonu hiçbir zaman değiştirmedi ve yukarı doğru kendisini her zaman için taşıdı. Ve hangi pozisyonda olursa olsun altın doların ve euronun karşısında güçlü bir şekilde yine yukarı doğru kendini almaya başladı. Şöyle baktığımızda tabii ki fiyatlar 1260 bandında, şu an 1300'lere doğru tırmanır gibi gözüküyor. Geçtiğimiz hafta biliyorsunuz Merkez Bankası veya hükümet kur korumada faizi serbest bıraktı. TL noktasında o tarafa bir akım olur ve dövizi biraz durdurur diye düşündük ama döviz ve ons bazında yükselişler altının da TL bazında yukarı doğru gitmesine hala devam ediyor. Biliyorsunuz önümüzde bir seçim var. Muhakkak şöyle bir şey daha var. Biliyorsunuz hepimiz yani neticede bir şeyleri yönetirsek en iyi şekilde yönetmek için elimizden geleni yaparız. Bu süreçte de yeni bir seçim var. Seçime doğru gidiliyor. Elimizdeki hükümet elindeki imkanları kullanıyor muhakkak ki ve şu an piyasa şeyi baskılıyor. Altını ve doları baskılıyor. Bunun bir baskılama sürecinden sonra fiyatların daha da hızlı hareket edeceğini düşünüyorum. Bir nebze geri gelebilir mi? Gelebilir. Ama hiç kimse korkmasın. Buradan altın alınır mı diye sorarlarsa hala diyorum ki altın alınır. Gelse de ve çıkışını hiç kimse yakalayamayacak. Altın buralardan çok daha yukarıki fiyatları görecektir diyorum. Ben aslında 6. aydan sonra 1600'leri bekliyorum. Yani yıl sonuna doğru, daha doğrusu 2023'ün sonlarına doğru 1600'ü bekliyorum ama yani öyle gidişat var ki korkuyorum. Yani inşallah hep şu ana kadar biliyorsunuz tüm tahminlerimiz tuttu. Tabii ki biz bunları ticari hislerimiz ve tecrübelerimizle bunları yapıyoruz. Analizlere bakıyoruz. Bunun yanı sıra yani bazı tabii ki memleketteki, dünyadaki gelişmeler pozisyonları değiştirebilir, aşağı yukarı çekebilir ama gidişat yukarı doğru şu an herhangi bir müdahale gelmediği sürece altın kendini 1600 bantlarında belki tehlikeli sularda yani şu an siyasetin kızgın biraz daha alevlendiği dönemlerde bir anda görebilir diye de böyle bir tereddüt içindeyim. Belki benim tahminlerim 2023 yani 6. aydan sonra hızlı bir şekilde kademeli bir şekilde 1600 bantlarını düşünüyorum. Belki daha da yukarısı olacak ama şunu da söyleyeyim. Yani bu daha önce olabilir mi? Tabii ki siyasetin içindeki şu alevli dönem, ateşli dönem pozisyonunda belki olabilir diye tereddütlerim var. Ama genel anlamda baktığımızda uzun vade için konuşuyorum. Altın 1600 bantlarının TL bazında yukarısına çıkacağı kesin bir şekilde gözüküyor. Geçenlerde yine ons bazında baktığımızda ons 2000'lerin üzerinde test etti. Tekrar test edeceğini düşünüyorum. Bir miktar belki geri gelecektir ama devamında altın yine yönünü yukarı doğru gösterdi. Şu an alımlar biraz daha ağırlıklı. Tabii ki son bir haftadır daha çok alıma yönelik bir talep var. Tabii ki fiyatlar yukarı doğru hareketlenince insanlar da bir an önce panik yapıp hareketleniyor. Tabii ki ister istemez şöyle bir şey de var. Herkes bakın az önce onu geçtik üstünden geçti bir daha yani biz normalde şu an faiz kurları işte kur korumadaki faiz oranları serbest bırakıldı. Buna rağmen altın aşağı gelmesi gerekir, doların aşağı gelmesi gerekir. Maalesef gelmedi ve yukarı gidiyor hala. Burada bir şey yok. Ama bir yerde mutlaka müdahale gelecektir. İster istemez. Neden? Çünkü istikrar olması gerekir. Neticede seçime gidiyoruz. Burada yani biz istikrarı görmemiz gerekiyor. Bunun için de hükümet elinden geleni yapacaktır diye düşünüyorum. Tabii aslında çok fazla da ben şöyle baktığımızda altının yukarı gitmesi bizim çok da hoşumuza gitmiyor. Tabii ki hareketlilik anlamında, insanların alım gücü anlamında baktığımızda insanlar bu sefer yatırım emtiasına yöneliyor. Kuyumcunun bunda da tabii çok büyük bir karlılığı yok. Bu da müşterimizin işine yarıyor. Biz daha çok ziynet eşyası, takı eşyasıyla uğraşıyoruz. Ama bunu da söyleyeyim, tabii bunda da altını çizmeden geçemiyorum.
Burada şöyle bir şey söyleyeyim. İnsanlar çok güvenli bir şekilde takı ürünlerine de şey yapabilir, yönelebilir. Hem ürünlü kolunda, üstünde zevk keder takar, hem kendini mutlu eder, hem de bir yerde tasarruf etmiş olur. Yani ne yapar? Yatırım yapmış olur. Bu şekilde insanlar şunu da düşünmeli. Ya ben işte 14 ayar aldığım zarar, ya hayır, altın öyle hızlı gidiyor ki 14 ayar aldığında seneye zaten kendini amortuyor. Ama siz de bu sefer şey olarak kendinizi, bireysel olarak kendinizi mutlu ediyorsunuz. Dünya kısa. Herkes kendini mutlu etsin bence. Allah düğün yapana da, ev alana da yardım eder diyorlar, biliyorsunuz. Ya o konuma gelince mutlaka kapılar açılıyor, biliyor musunuz? Bilmiyorum. Yani orada bir tılsım var sanki. Ya insanlar o raddeye gelince Allah orada bir kapı açıyor. Bir şekilde insanlar işini, yeter ki iyi niyetli olsunlar, kalpleri güzel olsun, Allah onlara yol açıyor. Muhakkak biraz tabii ki yandı diyebilir miyiz? Tabii ki biraz zor dönemler. Kolay değil. Her şey zorlaşmaya başladı. Mutlaka zorluklar olacaktır ama mutlaka kapıların açılacağına inanıyorum. Yeter ki kapıyı açana inansınlar. Her şey güzel olacak diyorum. Ben şunu söylüyorum. Her şey güzel olacak derken ben ticari anlamda güzel olacak söylüyorum. Bu başka yere gitmesin kesinlikle söylüyorum. O yüzden şöyle baktığında yeter ki kendimizi mutlu etmesini bilelim. Pozitif olalım. Hayata yani güzel bakalım. Yani yeter ki kapıların açıcısının kim olduğunu bilelim, oraya yönelelim, oradan isteyelim. Tüm kapılar açılacaktır, herkes mutlu olacaktır. Hayata pozitif bakalım, insanlara gülücük dağıtalım, her şey daha da güzel olacak. Ve açılmayan kapılar açılacak. Yani altın her şey madde değil, para değil. Mutlaka insanların mutluluğu her şeyden daha önemli.